Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Euro Truck Simulator 2'deyiz. MAPA EAA Brezilya haritasındayız arkadaşlar bugün. Şöyle göstereyim hızlıca. Çok büyük bir harita arkadaşlar. Yani haritayı şöyle gösterebilirim. Şu taraf oyunun orijinal haritası. Bu taraf mod olan harita. Brezilya haritası denilen MAPA EAA haritası arkadaşlar. Şöyle göstereyim haritayı kabaca. Şöyle aşağıya doğru da iniyor buraya kadar. Güzel bir harita arkadaşlar. İndirip oynamanızı tavsiye ederim. Baya güzel yollar var. Şu an Los Andes diye bir yerdeyiz. Şuraya gideceğiz. Burası ne? Aspalata diye bir yer. Uspalata yazıyor ama muhtemelen Aspalata diye okunur diye düşünüyorum. Tam ben de bilmiyorum. Şurada bir yol var arkadaşlar. Şurayı çok merak ediyorum. Yani burayı çok merak ettiğim için şöyle bir güzergah çizdim. Yani o nasıl bir yol acaba? Hep birlikte göreceğiz. Daha önce hiç geçmedim arkadaşlar. Şimdi geçip göreceğiz. Harita ücretsiz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında indirme linkini bulabilirsiniz. Otobüs taşıyıcı modsa ait. Ücretli bir mod arkadaşlar. Satın alma linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. 50 TL karşılığında. Siz de bu moda sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim otobüsümüzü çalıştırmaya. Şöyle bir arkasına doğru geçelim. Bu aracın biraz sesi az çıkıyor. Daha doğrusu ben kıstım diyeyim. Evet, şöyle aracımızı çalıştıralım. Kapılarımızı da kapatalım. Evet, yavaştan yolumuza başlayalım. Seyahatimize. Otogar gibi bir yer ama herhangi bir otobüs firması vesaire yok arkadaşlar burada. Ayrıca yolcu da taşıyabiliyorsunuz bu arada. Otogarlardan falan. Evet, bu otobüsü de özlediğinizi düşünüyorum. O yüzden çift katlıyla çekmek istedim bu videoyu. Şahsen ben çok özledim bu arkadaşı kullanmayı. Evet, otobüse bakalım derken kırmızı ışıkta da geçecektik az kalsın. Arkadaşlar bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bu mod ücretli bir mod demiştim videonun başında. Bazı arkadaşlar YouTube'dan yazıyor bu modu nasıl indirebilirim diye. Özelden de yazanlar oluyor. Gerek Instagram'dan gerek Discord'dan. Ücretli olduğunu söylediğimde bayağı bir laf sayıyorlar. Yani bu lafı bana saymanıza hiç gerek yok. Fuzuli laf kalabalığı yapıyorsunuz. Sonuçta bu modu ben yapmıyorum. Ben de satın alıp size video çekmek için satın aldım. Oynuyorum yani. O yüzden boşu boşuna bana laf saymanıza gerek yok. Oyunun yapımcılarıyla görüşürseniz derdinizi onlara anlatırsınız. Yani ben sizin derdinize derman olamam. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Yani yok Türk modu nasıl ücretli olurmuş, yazıklar olsunmuş, bilmem neymiş falan gibi laflar duyuyoruz. Yani bunları bana söylemenize gerek yok. Ben sadece mod yapımcısı arkadaşlara yardımcı olmak adına kendi web sitemde modlarını paylaşıyorum. Elimden geldiğince onlara destek olmak amacıyla. Yani neticede ben bedavaya oynamıyorum bu modla. Ben de para verdim aldım yani. Şimdi ilerideki o zikzak bir yol var. Orayı çok merak ediyorum. Hemen hızlıca oraya gitmek istiyorum. Tabii çok da hız yapamıyoruz arkadaşlar.
Bu haritanın bu arada çok güzel yolları var. Çok büyük harita az önce gösterdim. Böyle efsane yolları var. İnşallah böyle bozuk yollardan da geçeriz. Ama bu yolun manzarası falan gayet başarılı. Bu arada yakıt durumumuz varmış daha. Tamam, çeyrek deponun bir tık üstünde yakıtımız yeter, sıkıntı yok. Şimdi dedim ya az önce bazı arkadaşlar işte Türk modu ücretli mi olurmuş bilmem ne falan diyorlar diye. Şimdi bu otobüsü yapan arkadaşlar baya bir emek harcıyorlar, vakit harcıyorlar. Dolayısıyla ücretli satmaları bence gayet doğal. Yani dua etsinler ki 50 TL'ye satıyorlar. Bunu 250 TL'ye de satabilirler, 500 TL'ye de satabilirler. Kimse o konuda herhangi bir muhalefet, herhangi bir yorum yapma gibi bir lükse sahip değil arkadaşlar. Şahsen bu modu ben yapıyor olsam, misal veriyorum. Bana biri kalkıp dese ki işte kardeşim Türk modu ücretli mi olurmuş bilmem ne. Otur kendin yap o zaman derim ben de yani. Yapabiliyorsan otur kendin yap. Yapamıyorsan da fazla konuşma. Oynamak istiyorsan alırsın, oynamak istemiyorsan çeneni kapatır, oturursun aşağıya. O yüzden ben mod yapımcı arkadaşlara yine de teşekkür ediyorum çok fazla fiyat biçmedikleri için. Yani bence ucuza bile satıyorlar ama yine de teşekkür ederiz yani. Şu tırcıyı benim bir sollamam lazım. Bakayım şu tünelde bir fırsat yakalayabilirsem. Şu arkadaşı ben bir sollayacağım. Eyvah, karşıdan tır geliyor. Bekle, 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 bekle. O güzel geçtik. Güzel geçtik. Gerçi bu gişelerde de sollayabilirmişiz onu ama olsun. Bazı arkadaşlar da kamera açısından çok şikayetçi. Bu arada işte abi çok aşağıda duruyor. İşte kamera çapraz duruyor, yamuk duruyor falan. Arkadaşlar kameranın yan durmasının sebebi sağ aynayı da görebilmem için. Yani tamamen düz yaptığım zaman sağ aynayı göremiyorum. Dolayısıyla F2'den ayna açmam gerekecek. Ben de o aynayı pek kullanmak istemiyorum. Çünkü gerçekçiliğini yitiriyor oyun. Böyle daha güzel oluyor. İkincisi, çok aşağıda sürüyorsun diyen arkadaşlara buradan soruyorum, hayatınızda hiç otobüs direksiyonuna oturdunuz mu? Yani koltuğu kendinize göre ayarlayıp otobüs direksiyonuna oturdunuz mu diye soruyorum. Ben çok çok kez oturdum. Yani görüş açısı hemen hemen bu arkadaşlar. Yani benim kullandığım açı bu. Ben koltuğu aşağıda seviyorum çünkü. Böyle rahat, direksiyonda rahat oturmayı seven bir adamım ben. Yani benim görüş açım hemen hemen bu arkadaşlar. Belki bir tık daha aşağıda olabilir ya da yukarıda olabilir. Tam emin değilim ama ortalama benim kullandığım ayar bu. Evet, o zikzaklı yola geldik bu arada.
Şu an bayağı bir dağa tırmanıyoruz. Şu karşı taraf yol mu acaba yoksa... Ha yok, orası yol değil herhalde. Yol şu ileriden sağa dönüyor. Vallahi şuradan da araç geliyor ama şöyle ortadan biraz geçeceğim bunları. Yoksa bu yol... Ana yol nerede? Lan dedim yol gitti ya. Vallahi dedim var ya. İnşallah araç gelmiyordur şu karşıdan. Bayağı keskin virajlar. Bir de rampa yukarı. Allah'tan otobüsün motoru güçlü. Yani bu otobüsün motoru bayağı bir güçlü. Çekişi falan iyi yani. Yani ömrü hayatınızda böyle bir yol görmemişsinizdir diye düşünüyorum. Gören arkadaşlar varsa yorumlara yazsın arkadaşlar, ben gördüm şurada diye. Sağ dönüşleri bayağı bir açıktan alıyorum ki biraz keskin oluyor kenarlar. Altını vurmayalım. Askıda kalmasın otobüs diye. Ama güzel yolmuş bu arada, beğendim. Bu arada bu harita modunu yüklediğinizde arkadaşlar oyunu başlatırken harita verileri güncelleniyor diye bir ekran geliyor ya, orada yaklaşık 7 ile 10 dakika arası bekletiyor, bilginiz olsun. Sakın ha bilgisayarı Alt F4 veya yani oyunu Alt F4 vesaire çekmeyin. Diğer haritalardan daha büyük bir harita olduğu için işlemesi zor oluyor. O yüzden biraz bekletiyor yani, bilgisayarına göre değişiyor. 7 ile 10 dakika, bazen 12 dakika falan da sürebiliyor. Dediğim gibi bilgisayarına göre değişebiliyor. O yüzden sabırlı olun. Ama bir sonraki atıyorum oyunu kapattınız. 2 saat sonra, 5 saat sonra, ertesi gün her neyse bir daha girmek istediğiniz oyuna, o zaman bu o kadar bekletmiyor. Zaten harita işlenmiş oluyor. Onun için en güzeli, bunun için yani bu harita için ayrı bir profil oluşturmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ayrı bir profil oluşturun. Yani zırt pırt zırt pırt modu kaldırıp bir daha yüklemeyin. Aynı şeyi tekrar tekrar beklemeyin. Size naçizane önerim bu olur. Ben şahsen öyle yapıyorum. Ayrı bir profili var haritanın. Bu haritada oynayacağım zaman direkt o profile geçiyorum. Hiç fazla beklemeden oyuna giriyorum. Ne bitmez virajlarmış ya. Çık çık bitmedi valla.
Burası neresi acaba? Çok merak ediyorum. Hangi dağa tırmanıyoruz? Neyse, bayağı bir tırmandıktan sonra şu an yolu biraz olsun düzledik yani. Şöyle dışarıdan da otobüsümüzü bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle yakışıklı otobüsümüzü. Arkaya port bagajı ister ekleyin ister eklemeyin arkadaşlar bu otobüste. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Özelleştirilebiliyor yani orası. Şöyle biraz F2 kamerasından sürelim. Bu arkadaş bir tık yavaş gidiyor. Şunu bir sollayalım şurada. Ne yaptı la bu? Hızlandı mı? Geçemedik bir türlü. Bu rengi de çok seviyorum ya. Otobüslere çok yakışıyor bu renk. Oo, bayağı keskinmiş burası. Hala da tırmanmaya devam ediyoruz. Bakalım daha ne kadar tırmanacağız? Çok merak ediyorum şu an. Farlarımız yanıyor mu? Şimdi yaktık farlarımızı ya. Vallahi taksi gibi mübarek. Nasıl yapıştırıyor rampa yukarı? Şuradan şöyle sollayalım şu arkadaşı. Şunu da şöyle yolu ortalayarak sollayalım. Yolumuz uzun, o yüzden böyle biraz hızlı gidiyorum. Video çok uzun olmasın diye. Ama manzara falan gerçekten efsane. Yolu beğendiyseniz arkadaşlar videonun altındaki yorum kısmına yazın. Sizce nasıl yol? Hatta bir de beğeninizi alırım yani. Yani bu yollar Brezilya tarafında ya da Amerika tarafında gerçekten var mı? Yani bu şekilde hiçbir fikrim yok. Haritayı yapmışlar ama yani birebir mi yapmışlar yoksa hani Brezilya haritası diye hasbelkader çizmişler mi? Hiç bilmiyorum. Bu haritada oynayabileceğiniz kamyon modları, otobüs modları vesaire de var arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda bütün her şeyi orada görebilirsiniz. Sizi zaten Equip Game sayfasına yönlendirecek. Harita modlarının altında otobüs modları, kamyon modları vesaire falan var. Ağır yük modları var, yolcu modları var. Bayağı kapsamlı bir mod arkadaşlar bunlar. Bilginiz olsun.
Vallahi hala daha tırmanıyoruz. Herhalde arşa kadar çıkacağız böyle tırmana tırmana. Nereye, Everest tepesine mi tırmanıyoruz? Nereye tırmanıyoruz onu da anlamadım. Gerçi Everest tepesi burada değil de. Şu önümüzde ne varmış böyle? Polis kontrol noktası güzel. Evet, şöyle evraklarımızı da bir verelim, hızlıca bir kontrol etsinler. Her şey usulüne uygun, hayırlı yolculuklar diyor. Teşekkür ederiz. Kaç kilometremiz kalmış? 135 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Çok bir şey kalmamış. Güzel. Ben dedim video bir 40 dakika sürer ama o kadar sürmeyecek. Şöyle biraz da retarder sesi dinleyin. Bir saattir yol tırmanı, şey, dağ tırmanıyoruz. Biraz da aşağı inelim. Her çıkışın bir inişi olacaktı yani. Eyvah eyvah, tırcılar çıkamıyor vallahi, geçmiş olsun. Bu arada yolumuzun üstünde bir benzin istasyonu olacak arkadaşlar. Videoyu orada sonlandıracağım. Yakında bir şehir bulamadığım için benzin istasyonunda sonlandırmayı tercih ettim. Ondan sonra bir dahaki videoda da oradan tekrar devam ederiz. Yakındaki bir şehre gideriz artık. Farklı otobüsle gideriz bu sefer. Ya da belki aynı otobüste de devam edebiliriz. Ona bakacağız artık. Lan durma işte oğlum, niye duruyorsun ya? Ya ruh hastası mısınız? Ben anlamıyorum ya. Vallahi ruh hastasılar bunlar ya. Allah Allah. Herkes geçti gitti, zonk diye durdu önümde ya. Psikopat mıdır nedir ya? Ah, polis kontrol noktası. Şikayet edeyim seni de gör. Abi şu arkadaki geri zekalı var bir tane. Pardon. Yapay geri zekalı. Onunla bir ilgilenir misiniz, sizden ricam? Şimdi bu tarafta geçebileceğimiz bir yer var galiba. Şimdi tırları beklemeyelim. İnşallah vardır. Ya iyi, bariyer bile yokmuş. Geç gitsin, bunları mı bekleyeceğiz ya? Çekil bakayım şöyle kenara. Sen de çekil, sen de çekil. Hatta sen de çekil, ben bir geçeyim. Allah. Orası biraz fazla eğimliymiş. Vallahi uçuyorduk az kalsın.
Evet, yine bir dinamit patlatılmış ama devamı getirilmemiş bir tünel. Dinamiti patlatıp deliği açmışlar. Devamını getirmemişler. Sadece yol olsun diye asfalt dökmüşler. Aşağıdan araç geliyor. Şunları bir sollamak gibi bir niyetim var aslında da. Buralar biraz sakat olduğu için pek de risk almak istemiyorum. Zaten yolda az kaldı diye düşünüyorum. 55 kilometremiz kalmış. Vay vay vay, yola bak, ne kadar güzel ya. Şundan sonra şunu ben bir sollayayım. Sollama yasağı var ama insan sollamadan da edemiyor vallahi şu yolda. Yalnız manzara efsane. Gerçekten 10 numara 5 yıldız yani manzara. Araba geliyor. Onun arkasından da kamyon mu tır mı ne geliyor. Hadi 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 geç. Burada bir kamyon çıkarsa yandık. Allah. Neyse, kamyon çıkmadı ama. Hadi be. Tam da böyle kendimi hazırlamıştım. Şu ileride bir tane bina gibi bir şey var. Orası ne acaba? He, burası normal yerleşim yeri gibi bir yer. Evet, kasaba gibi kentleşmiş bir yer. Biz de zaten şöyle sağa döneceğiz. Az ileride benzinlik var. Benzinlikte duracağız. Gitmeyi düşünüyor musun acaba bugün? Zahmet oldu ya. Vallahi biraz daha yatsaydın. Kısır poğaça börek falan yapar oturur yerdik. Aa, bu sağ taraf neymiş acaba ya? Otobüsler motobüsler var şurada. Keşke şuraya girseydik ya. Tüh, bak hiç orayı fark etmedik ya. Neyse. Şu ileride benzin istasyonu var. Oraya gireriz artık. Park alanı hatta. 200 metre sonra park alanı gösteriyor zaten ya. Ha, burası da iyiymiş bu arada ya. Öyle çok kötü bir yerde değil. Ha, gelmişken yakıtımızı da alalım. Yakıtımız da bitmek üzereymiş. Şöyle yakıtımızı da fulleyelim. Videonun devamında yakıtımız dolu olsun. Yolda kalmayalım. Şurada sağ tarafa çekerim.
bitiririm. Evet, şöyle şuraya doğru yanaşacağım. Şurada dükkanın önünü çok fazla kapatmak istemedim. Ondan sonra bıdı bıdı yapmasınlar. Yok, otobüsünüzü buradan alır mısınız bilmem ne falan. Hoppa. Bir tık ileri alalım. Tamam. Böyle durabiliriz. Burada kimseye herhangi bir zararımız yok. Şöyle otobüsümüzü de aşağıya doğru indirelim. Farlarımızı kapatıp istop edelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.